Merhaba Kader Mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda bilgisayarların ısınma sorununa dur diyoruz. Laptopu bacağınıza koydunuz, bacağınız artık bir sosis kızartmadan daha farklı olacak. Bilgisayarınız çünkü o kadar ısınmayacak bu videodan sonra. Ayrıca bilgisayarı bacağınıza koymayın arkadaşlar. İyi değil o batarya, pek sağlıklı bir şey değil. Masada kullanmayı tercih edin. İlk şeyimiz bu, bilgisayarın ısınma. Ne kadar komik. Videoya geçelim, bakalım bilgisayar ısınma sorununa nasıl çözüm buluyormuşuz, hep birlikte görelim. Eğer abone değilseniz, olursanız çok sevinirim. Şimdiye kadar izledin, hala abone değilsen birkaç video izlemene rağmen, işte o zaman üzülürüm. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Video hoşunuza giderse yorumlar kısmına da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen geçelim bakalım bilgisayarların ısınma sorununu nasıl çözüyormuşuz, hep birlikte görelim videoda. Görüşürüz kader mahkumları. İlk olarak bilgisayarınızı yükseltmekle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Fan kısmının orayı bir tık yükseklik koyarak, bir kitap olur, kalem kutusu olur, işte telefon kabı olur vesaire yükselterek hava akımını sağlayabilirsiniz. Veya size bu fanları önerebilirim arkadaşlar. Mesela yazalım bilgisayar fanı. Yazınca şey çıkacak zaten, soğutucu fanlar falan, görsellerden bakalım. Ama böyle fan değil, bilgisayar. Laptop soğutucu yazalım. Gördüğünüz gibi bu tarz şeyler var. Kimilerinin fiyatları yüksek, kimilerinin düşük. Size yarayabilecek, bunlar A101'de de satılıyordu. Bu 700 liraymış. Bu ne kadarmış? İşte 350 lira. Bu devirde bir para değil arkadaşlar. Bu ne kadarmış? İşte ışıklı mışıklı olduğu için 600-700 lira civarı falan filan. Kendi bütçenize uygun olan bir tanesini buradan seçip kullanabilirsiniz dilerseniz. Bu şekilde bilgisayarınızın ısınmasını bir nebze de olsa azaltabileceksiniz. Birazdan bilgisayarın sistem içerisinden de yapılan ısınma problemlerine engel olacağız. Hep birlikte onlara geçelim. Buradan geliyoruz, gördüğünüz gibi pil bölümü var. Pil bölümünden pil ayarlarına girip veya buradan Windows'a güç seçenekleri yazarak da güç planını düzenleye de tıklayarak aynı şekilde gelebilirsiniz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar gelişmiş güç ayarlarını değiştir kısmına bir kez tıklıyoruz. Gelişmiş güç ayarlarını değiştire tıkladıktan sonra bakın burada dengeli var. Bazılarınız yüksek performansa çekiyor. Bu ağır bir oyuna girince evet FPS'inizi artırabilir ama oyunlarda drop yiyebilirsiniz. Kasma olabilir veya bilgisayarınızın işlemcisinde bir yumurta kırıp kızartabilirsiniz. Bu tarz şeylerin olmaması için bunu dengeli de bırakmanızı tavsiye ediyorum. Buraya geliyoruz, işlemci güç yönetimi var bakın arkadaşlar. Buraya bir tane tıkladık. Geldikten sonra bakın en yüksek işlemci durumu var. Buraya geliyoruz, prizde pilde ikisinde 100 yapmışım. Bilgisayarı daha aktif kullanıyorum, ağır bir oyun oynamıyorum. O yüzden bilgisayarım fazla ısınmıyor ama siz bir oyun oynayacaksanız size tavsiyem bunu 75-80 civarına çekerseniz bilgisayarınızın ısınması bir nebze de olsa azalır. 80-80 yapın bunları zaten. Şu şekilde yaptıktan sonra uygula tamam diyoruz. Bu şekilde birinci adımımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. İkinci adımımız da aynı yerde bakın sistem soğuma ilkesi var gördüğünüz gibi. Eğer bunlar etkin değilse, bunlar edilgendeyse arkadaşlar bunları etkine getiriyoruz ki sistem soğuma ilkesi, yani bilgisayar kendi işlemcisinden bir yük alarak kendini soğutabilsin arkadaşlar. Bunlar edilgense etkin durumuna getirip uygula ve tamam diyoruz. Ve bir diğer adımı söylemek isterim. Bilgisayarlarınızın arada içini açıp fanlarını temizleyin arkadaşlar. Orada bir sürü toz pislik birikiyor. Onlar fanların dönüş hızını yavaşlattığı için bilgisayar da belirli bir aşamada yavaşlıyor. Yani yavaşlamıyor, ısınıyor, ısındığından dolayı yavaşlıyor diye çevirirsem daha doğru bir tanım olur. O şekilde de temizliği yapmayı unutmayın. Gerek kasalı bilgisayarlarda, işte sistem bilgisayarda veya böyle dizüstü bilgisayarlarda fan temizliğini mutlaka yapın arkadaşlar. Bilmiyorsanız da herhangi bir bilgisayarcıdan, ki çok zor değil, vidalarını falan sökün ama bilmiyorsanız bilgisayarın arasına ağlatmamaya özen gösterin. Fan temizliğinizi yapın. Bildiğiniz gibi termal macunlar var arkadaşlar. Termal macunları bilmeyenler varsa herhangi bir yerden araştırabilirler. Çok pahalı bir şey değil. Bunları İşlemcinin üzerine çok böyle nohut büyüklüğünde falan bırakarak bilgisayarı hızlandırabilirsiniz. Yani pardon, aklım hep bilgisayar hızlandırmaya gidiyor. İzlemediyseniz videomu şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarın soğumasına destekte bulunabilirsiniz bu termal macunlar sayesinde. Daha sonra buradan çalıştır kısmına geliyoruz. Windows bölümüne giriyoruz. Oradan çalıştır kısmına geliyoruz. Bu arada arkadaşlar bilgisayarınız çok mu kasıyor? Bilgisayarınızda hiç yer mi yok? Depolama alanınız yeterli değil mi? Bir videom daha var. Buraya giderek bilgisayarınıza yeterli yeri açabilirsiniz. Bu kod da oradan kalma. Bunu siliyoruz. Buraya MS Config yazıyoruz arkadaşlar. Buradan hizmetler bölümüne geliyoruz. Hizmetler bölümünden tüm Microsoft hizmetlerini gizle diyoruz arkadaşlar. Bunları gizledikten sonra bize kalan şeyler gördüğünüz gibi ekran kartları, VPS var mesela. Bu VPS'yi iptal edebiliriz. Steam'i iptal edebiliriz. Samsung Mobile'i iptal edebiliriz.
Bu ekran kartlarına, Intel'e, işlemciye, Nvidia'ya falan karışmayın arkadaşlar. Burada ne var mesela? Brave güncelleme hizmetleri, Apple işte mobil falan filan. Buradan Google hizmetlerini falan da kapatabilirsiniz. Bunlar dışında diğerlerini seçiyoruz. Yani işimize yaramayanları seçip buradan diyelim hangileriydi? Samsung demiştik, Steam demiştik. Bunlar kalsın, VPS demiştik. Buradan tümüyle devre dışı bırak diyoruz. Bu şekilde bilgisayarımızın işlemcisine binen yükü azaltabiliyoruz arkadaşlar. Ve başlatma kısmına geliyoruz. Görev yöneticisini açıyoruz. Buradan başlangıç kısmında gördüğünüz gibi çalışan uygulamalar var. Yani bilgisayar açıldığı zaman bunlar istemsiz bir şekilde arka planda açılıyor. Gördüğünüz gibi Steam var, devre dışı bıraktım. Spotify var, devre dışı bırakabilirsiniz. Skype var, devre dışı bırakmıştım ben. Operalar var, mesela Java var. Kullanmıyorsanız bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağı inelim, burada Cortana var. Ben de devre dışı bırakmıştım ki bilgisayarı yavaşlattığı için. İşte Valorant oynamayacaksanız veya işte Adobe'la herhangi bir işiniz yoksa, telefon bağlantısı falan filan, indirdiğiniz işte bu oyunların ekstra kurulum dosyaları falan buradan, bakın şuraya tıkladığınızda hepsi burada açılıyor. Gördüğünüz gibi Discord var, şu an ekran kaydı alıyorum, OBS var. Bunlara sağ tıklayıp da kapatabilirsiniz veya Ctrl Alt Delete yaparak buradan başlangıç kısmından da bunları kapatıp devre dışı bırakabilirsiniz ki işlemcinize fazla yük binmesin. İşlemciye fazla yük bindi mi işlemci ısınıyor, ne oluyor? Bilgisayarımızın ısınma sorunuyla burada karşılaşıyoruz. Bu arada unutmadan göstereyim, buradan pil ayarlarına gelmiştik arkadaşlar. Güç ve uykuya geldik. Buradan ek güç ayarları bölümüne giriyoruz. Buradan dengeli planı değiştire tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan gelişmiş güç seçeneklerine girdik. Az önce buradan işlemci güç yönetimi yapmıştık. Buradan en yüksek işlemciyi ayarladık. Soğumayı ayarladık. En düşüğünü de ben 100 yapmıştım arkadaşlar. Bu en düşüğünü 100 yapmayın. Bunu kendi bilgisayarınızın performansına göre ayarlayabilirsiniz. En düşük mesela 50 olsun diyelim ki bilgisayarımız daha az ısınsın. Daha fazla işlem hacmi harcamasın ki daha fazla ısınmasın. Bu şekilde bacağımızın üstündeyken bacağımız yanıp batanya alev almasın. Biz de içinde pişmeyelim. Bu şekilde bilgisayarımızın ısınma sorununa çözüm bulabiliriz. Sizin aklınıza gelen başka teknikler, detaylar varsa yorumlar kısmına yazın. İyi olanları bir yerde derleyip sabitleyelim. Diğer kişiler de bu tarz şeylerden yararlanabilsinler. Sizin de en bir katkınız olur. Benim aklıma gelenler şimdilik bunlar. Dediğim gibi sizin aklınıza gelenler varsa yazın. Abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın demeden önce bir YouTube eğitim serisi hazırladım arkadaşlar. Yaklaşık 60 ders. Udemy'de 300 lira civarı. Burada ikinci kademe katıla özel olarak 15 TL civarına şu an yayında. Dilerseniz onu da profilimden inceleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları.